Almanya'nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 8. Ekonomi Günü etkinliğine katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Alman yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Türkiye ekonomisinin son yıllarda gelişme kaydettiğini ve yabancı yatırımcılar için cazibesini artırdığını kaydeden Şimşek, enflasyonun da 2026 yılına kadar tek haneli rakamlara çekilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türk hükümetinin Almanya'yı önemsediğini ifade eden Şimşek, bir yandan köklü ticari ve siyasi ilişkiler, diğer yandan da Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin bunda etkili olduğunu kaydetti. Almanya bizim için çok değerli bir ülke, çünkü Almanya ile bizim çok güçlü bağlarımız var diyen Şimşek, bugün ben Türkiye'de herhangi biriyle gitsem bu kadar kalabalık bir iş insanına hitap etme ihtimalim gayet zayıf diye konuştu. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin kurumsal ve ekonomi ile sınırlı olmadığını kaydeden Şimşek, ilişkilerin daha çok halktan halka bir bağ olarak kendini gösterdiğini söyledi. Etkinlikteki konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupalı Türklere ve iş adamlarına yönelik Kanal Avrupa mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Atiye'yi tebrik ediyorum. Gerçekten muazzam bir organizasyon. Çok başarılı bir zirve. Tabii ki devam ediyor. Zirvede hem Türkiye-Almanya ilişkileri hem de tabii ki dünyadaki önemli gündem maddeleri konuşuluyor. Oldukça verimli geçeceğine inanıyorum. Ben tekrar Atiye'yi, ekibini, herkes yani bütün yönetimini ve ekiplerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız veya insanlarımız, biz onlara çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz. Avrupa'da başarıları bizim için büyük bir gurur kaynağı. Avrupa'nın tabii ki gelişmesinde, kalkınmasında önemli bir katkı sağladıklarına inanıyoruz. Onun için onların başarıları her zaman bizim için çok değerli. Biz kendilerine çok önem veriyoruz. Türkiye ile tabii ki ticari ve yatırım bağlarını güçlü bir şekilde devam ettirmelerini bekliyoruz. İkinci nesil sonrası, özellikle üçüncü, dördüncü nesil hakikaten hem başarılı entegrasyon konusunda hem de tabii çok değişik alanlarda gerçekten bizleri gururla temsil ediyorlar. Avrupa'ya az önce de söyledim. Avrupa üyesi ülkelerine, çok Avrupa Birliği üyesi ülkelere çok büyük katkılarda bulunuyorlar. Yani sadece ticarette, sanayide, ekonomide değil. Aslında kültürde, sanatta, bilimde de daha sonraki nesil Türklerin ön plana çıkması bizim için çok değerli. Biz inşallah bu katkının, bu birlikte, yani Türkiye ile birlikte tabii ki güçlü bir birlikteliğin daha büyük başarılara yol açacağına inanıyoruz. Burada önemli olan tabii ki Türkiye ile bağların, özellikle yatırım anlamında, ticaret anlamında bağlarının güçlü kalmasını tabii ki temenni ediyoruz.